Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı cepheler döneminde inceleyeceğimiz ikinci cephe Güney Cephesidir. Güney Cephesini şöyle incelediğimizde bu cephede düzenli orduların olmadığını ve Kuvayi Milliyecilerin yani halkın kendi olanaklarıyla kurduğu birliklerin mücadele ettiğini görüyoruz. Kuvayi Milliyeciler Güney Cephesinde özellikle Güney kentlerimizi işgal eden Fransızlarla ve o bölgede onlara yardım eden Fransız ordusunda görev alan Ermenilere karşı mücadele etmiştir. Arkadaşlar özellikle Kurtuluş Savaşı'nda Güney Cephesi'nde Kuvayi Birlikleri özellikle 3 kentte yani Antep, Urfa ve Maraş kentlerinde gerçekten çok önemli bir direniş sergilediler. Özellikle bu 3 kentte Fransız işgalini e, engellediler ve Fransızları bu kentlerden çıkarttılar. Dolayısıyla Kuvayi Birlikleri burada e, Fransızlara karşı başarılıdır. Dolayısıyla bu başarı sonucunda 1921 tarihinde Antep'e gazilik ünvanı verildiğini görüyoruz biz. 1984 yılında Urfa'ya şanlı ünvanı ve 1973 yılında da Maraş'a kahraman ünvanının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verildiğini görüyoruz. Bu üç kentte arkadaşlar dediğim gibi Fransızlara karşı gerçekten destansı bir mücadele gerçekleşmiş. Aynı zamanda biz bu üç kentte bir anlamda halka öncülük eden bazı halk kahramanlarının da olduğunu görüyoruz. Özellikle Antep'te Şahin Bey'in, Urfa'da Kuvayi Milliyeci olan Ali Sahip Bey'in ve Maraş'ta da Sütçü İmam'ın halka öncülük ettiğini görmekteyiz. Peki bu cephenin sonucu nedir? Bu cephe sonucunda Fransızlar bir anlaşma yapmak için Batı cephesi gelişmelerini bekliyorlar. Yani Kuvayi Milliye birlikleri Fransızlara karşı üstünlük sağlıyor. Ancak Fransızlar bu cepheyi hemen kapatıp terk etmiyorlar tabii. Özellikle Batı cephesinden gelebilecek haberleri bekliyorlar. Yani bir anlamda Batı cephesindeki Türk ordularının başarısızlığını bekliyorlar. Ancak Sakarya Savaşı'na kadar beklemiş Fransızlar ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile Fransa'da artık Güney cephesini kapatıyor. Ve bunun sonucunda da 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara Anlaşması imzalanıyor. Ankara Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa hükümeti arasında imzalanmış. 20 Ekim 1921'de imzalandığını söyledik. Peki Ankara Anlaşması'nın maddeleri neler? Özellikle taraflar arasındaki savaşa son verilmiştir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Fransa arasındaki savaşlara son veriliyor. Türkiye Suriye sınırı Hatay dışında bugünkü durumuna ulaşmış oluyor. Yani arkadaşlar Fransa bir anlamda e, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Misak-ı Milli Sınırlarını kabul ediyor. Ancak hangi kent dışında kabul ediyor? E, Hatay dışında Güney sınırlarımızı kabul ediyor ve Hatay'da da özel bir yönetimin kurulmasına karar veriliyor. Burada bir uyarımız var: Fransa Hatay'ın dini ve kültürel yapısına müdahale etmeyecek. Fransa Suriyeden çekilirse Hatay Suriyeye bırakılmayacak. Bölge halkı kendi geleceğini verecekleri oylarla belirleyecektir. Yani Ankara Anlaşmasında ileriki dönemlerde e, Hatayda bir referandum yapılmasına, yani halk oylaması yapılmasına karar veriliyor. Burada bir notumuz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi anlaşmaya koydurduğu bu maddeyle, yani halk oylaması maddesiyle Hatay halkının Türk nüfusunun çoğunlukta olduğunu dikkate almıştır. Peki 1921 tarihinde Fransa ile imzalanan bu Ankara Anlaşmasının bizim için önemi nedir? Öncelikle Fransa ile aramızdaki savaş sona ermiştir. Fransa ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Misak-ı Milli'yi kabul eden itilaf devleti olmuştur. Arkadaşlar burada bir ayrım yapmak gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk devlet Gümrü Anlaşması Ermenistan'dır. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk itilaf devleti burada da belirtildiği üzere Fransa olmuştur. Ve Güney cephesindeki kuvvetler Batı cephesine kaydırılmıştır. Burada yine bir uyarımız var. Güney cephesinde İtalyanlara karşı ciddi bir cephe açılmamış. Bunun sebebi de Batı Anadolu ve İzmir çevresinin Yunanlılara verilmesiyle İtalya'nın itilaf devletleri arasının bozulmasıdır. Arkadaşlar biz daha önceki bilgilerimizden biliyoruz ki Paris Barış Konferansı'nda İngiltere bir fikir değişikliğine gitmişti. Daha önce Batı Anadolu ve İzmir çevresini İtalya'ya vaat etmişken sonra Yunanlılara vermişti. İşte bir anlamda İtalya da bunun intikamını alırcasına... Anadolu'dan daha sonraki dönemlerde çekilme kararı alacaktır. Yani biz ciddi bir cephe açmamışız İtalyanlara karşı. Müzik